Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak küçük bir düzeltmeyle başlıyorum sevgili dostlar. Dün sizlere İran'ın yeni savaş gemisi, yeni füze gemisini anlattım, gösterdim ama sehven yanlış bir fotoğraf kullandım. Bu noktada siz değerli dostlardan affola. Arkada İran'ın yeni savaş gemisi, katamaran cinsi savaş gemisinin fotoğraflarını görüyorsunuz. Evet, hani İdo dedik ya, İdo sefer yarışı. Geçeriz onu. İran'ın yeni bu füze savaş gemisi İran diyor ki artık denizlerimizde kimse bize kafa tutamayacak. Ama o gemi füze atıyor mu atmıyor mu o da belli değil diye sizlere anlatmıştım. Çünkü hiçbir şekilde füze fırlatılan dair bir görüntü yok. Sadece öyle bir gemi tasarlandı ve gösterildi. Persleri biliyorsunuz her alanda her türlü alingilli, trilingilli işleri var. Bu gemiyi yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa bile füze atıyor mu, atamıyor mu? Anglo-Sakson İngilizler, İngiltere. İngiltere'nin uzunca bir süredir başta olan İngilizlerin çok çok önem verdiği, hatta ki hatta İngiliz ülkelerinin çok büyük önem verdiği kraliçeleri, İngiliz monarşisinin en tepesindeki kişi. İngiliz kraliçesinin kritik saatler, İngiltere'de kırmızı alarm verildi, İngiliz kraliyet ailesi toplanıyor. İngiltere ve monarşi. Evet. İngiltere'de her şey ama her şey kraliçenin bir emrine bakıyor. İngiltere kraliyet ailesi tarafından yönetilmeye devam ediliyor. Bu sadece İngiltere değil İngilizlerin, anglo İngilizlerin kurduğu diğer diğer devletler. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda o şu bu. Kraliçe bu kadar devleti burada bırakıp gidiyor. Prens Charles hadi hazırlan sıra sende. Uzunca bir aradan sonra İngiliz monarşisinin yeni kralı tahta geçmek üzere. Dünyadaki tüm sinsiliklerin tüm kaosların başında sinsi bacak İngilizler. Eçiyorum ee, Elon Musk füzelerin övendisi. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almamasının sebebi ortaya çıktı. Sevgili dostlar Elon Musk çok ciddi bir uyarı yapıyor. Üçüncü dünya savaşı çıkacak. Üçüncü dünya savaşı çıkacağı bu noktada niye Twitter'ı satın alayım? Oo, oo. Acaba Gazara ağzından mı kaçırdı bu küreselcilerin teknoloji adamı? Üçüncü dünya savaşı kapıda diyor. Elon Musk. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Balkan ülkeleri ziyareti kapsamında 3. gününde ve 3. ülkesinde nerede? Hırvatistan'da. Hırvatistan'da yaptığı açıklamada Balkanlardaki istikrar Türkiye'den geçer ve bu noktada Türkiye Bosna Hersek her daim yanında olmaya devam edeceğiz mesajını Hırvatistan'da da verdi. Uzunca bir süredir bir taraftan Sırplar diğer taraftan Hırvatlar Bosna Hersek'te iç karıştırıcı hamleler yapıyor. Biliyorsunuz Bosna Hersek 3 millet tarafından yönetilmekte. Bir tarafta Boşnaklar, diğer tarafta Sırplar, o bir tarafta Hırvatlar. 3 tane başkan bulunuyor. Bir nevi Başkanlar Konseyi Bosna Hersek'i yönetiyor. Boşnak başkan, Hırvat başkan ve Sırp başkan. Özellikle Sırp başkan Dodik çok büyük işler karıştırıyordu ama Türkiye neli Balkanlarda özellikle Bosna Hersek'te, Kosova'da, Karadağ'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta tüm dost ve kardeş ülkelerde. Balkanlar Türkiye biriz, beraberiz. Hırvatlara da akıllı ol mesajı yerinde birinci ağızdan veriliyor. F35'te yeni kriz, Çin krizi. Hop ne oluyor? Amerika F-35 programında öyle bir aksaklık yaşıyor ki ne yapacağını şaşırmış durumda. Amerika F-35 üretimini dün aniden durduruverdi. Kırmızı alarım. F-35'ler şu an duracak ve inceleyeceğiz diyor Amerikalı mühendisler. Peki ne oldu? Amerika F-35 üretiminde Çin alaşımlarından oluşan, Çin'den tedarik edilen alaşımlardan oluşan mıknatıs kullanıldığı haberiyle, iddiasıyla tüm F-35 programının üretimini durdurdu. Bunu çözmek için mühendisler harıl harıl çalışıyor. Eğer ki çin maddesini Çin'den temin edilen maddelerle oluşturulmuş bir mıknatıs kullandıysak kriz. Evet, F-35'te büyük kriz. Çin parmağını dibine kadar Amerika'ya sohu vermiş. Amerika Çin'den gelen mıknatıs da deliye döndü. Nereden çıktı bu? Kim bunu aldı? Bu F-35 uçaklarında kullandığı telaşı Amerika. TFX geliyor. Milli Muharip uçağımız geliyor. Sizin F-35'iniz Çin'den gelen mıknatısla mı yapıldı yapılmadı mı? Sizler Çin'le birbirinizi verin, ey Johnny'ler. Biz dünyada Türk Birliği, Türkistan Birliği'ni oluşturup Turan orduları, Türkistan ordularıyla dünyaya tekrardan adaleti ve nizamı getirmek için gece gündüz haral çalışmaya, uğraşmaya devam. Türklerin ahı Amerika'ya tuttu. Bize F-35 programından atarsınız da daha çok başınıza işler gelecek Johnny. Hindistan inekçi Hindulara kötü bir haber var. Hindistan Türkiye'den İHA-SİHA satın almak için alt zemin yokluyordu. Baksın Hindulara bak. Türkler bize siha satsın, noktasında görüşmeler, çalışmalar devam ediyordu ve hatta Hindistan teknoloji firmaları Türkiye'deki teknoloji firmalarıyla işbirliği yapmaya çalışıyordu. Bizi de programlarınıza alın. Biz de sizinle beraber ortak şekilde ihalar, siyalar üretelim. Ee, Hindistan'a nanik haberi geldi. Hindistan hiçbir şekilde Türk programlarında üst düzey projelerde yer alamazsın. Ve bu noktada Haluk Bayraktar Baykar firması CEO'su yaptığı açıklamada Hindistan bizden siha alamaz dedi. Hindistan'a TB2'ler, TB3'ler, Akıncılar, Kızıl Elmalar. Yok yok satılma yok. Keşmir'i dost kardeş Pakistan'ın Keşmir'ini Hindu çeteler işgal etti. O Keşmir'den çıkacaksınız. Ondan sonra Baharuk. Ha sen TB2, Akıncıyı, Kızıl Elmayı çok mu görmek istiyorsun Hindistan? Pakistan'ın TB2'lerini, Akıncılarını, Kızıl Elmalarını Keşmir'in üzerinde görürsen o zaman rahatlarsın. Ayrıca Baykafiması yaptığı açıklamada Akıncı'ya gemi savar füzelerinin entegresi için çalışmalar son sürat devam ediyor dedi. Oo Oh, hani tanklardan toplardan ondan bundan sonra sıra gemilerde. Güzel. Gemilere de en güzel şekilde tıpalar çakulu verecek. Kızılma dedim. Fransa'da devam ediyorum. Fransa Kızılma'yı maşete taşıdı ve yaptığı haber aynen şu. Türkiye İHA'lar, SİHA'lar askeri dronlar noktasında çığır açıyor ve Türk siyaları tarih değiştiriyor. Özellikle Türklerin insansız savaş yeti olan Kızıl Elması Siyahlar alanında devrim yapacak. Bu noktada pervaneden süpersoniye geçiş Türkler başarıyor. Bakın sevgili dostlar bizler belki olayın tam farkında olmayabiliriz ama dış basın, yabancı basın bizi adım adım santim santim takip ediyor. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz hepsini ama hepsini gözleri bu kadar ayrık şekilde takip ediyorlar ve inanamıyorlar. Türkler bu İHA'lar, SİHA'lar, SİDA'lar, insansız hava, kara, deniz, denizaltı araçlarında nasıl bu kadar üstün başarılı olabiliyorlar akılları almıyor. Niye? Çünkü Türkler halen bir tankı ortaya koymuş değil. Tamam prototipi yaptık, ürettik. Altay tankımızın inşallah çıkacak motorundan tüm sistemlerine o bir taraftan insansız savaş itimiz, tf milli muharebe uçağımızı üretmek için haral harıl çalışıyoruz ama daha tam bu şekilde ortaya koymadık. Fakat diyor Fransızlar, Türkler sihalarda inanılmaz derecede hızlı bir yol alıyor. Evet. Allah'ın bir veli nimeti. Bizler İHA'lar, SİHA'lar noktasında başta Selçuk Bayraktar ekibi, tüm mühendislerimiz, tüm çalışanlarımız hani süpürge geçisinden, ama herkesten Allah razı olsun. Çünkü bu işte herkesin ama herkesin bir dirham olsa katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Onlar sayesinde Türkiye bu nanoteknolojiler alanında inanılmaz derecede ilerliyoruz. İnsansız yapay zekalı teknolojiler noktasında inanılmaz derecede ilerliyoruz. Fransa da gözlerini ehen de bu kadar açıyor. Aç Fransa aç. Sana daha çok şeyler açtıracağız. Fransız basının manşetiyle siyahlar noktasında Türkiye Kızıl Elma Mews insansız savaş yetiyle çığır açacak. Pervaneden Süpersoniye Türkler gömçürtmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Devam. Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk. Hop. Ne oluyor? Yunanistan'da subayların bolca yaşadığı mahallede sokakta adeta bir olağanüstü hal mini bir olağanüstü hal ilan edildi. Ne oluyor? Bir Yunanlı evinin balkonuna bir tarafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer tarafta ise Arnavutluk bayrağı astı. Evinin penceresine. Bu evin bulunduğu bölge ise çok ilginç. Yunan subayların, Yunan generallerin bolca yaşadığı bir bölge. Yunan özel kuvvetleri eve baskın yapıyor ve apar topar bu bayraklar toplanıyor. Yunan diyor ki şimdi bu bayrağı bizim Yunanistan'ın göbeğinde hem de subayların, generallerin bulunduğu çok önemli bir alanda kim astı, kim cesaret etti. Bizlerin dünyanın dört bir tarafında dost ve kardeşlerimiz var. Yunanistan sen Helen'im, Helen'im diye ortada gezi ver. Yunanistan'daki Türk kardeşlerimize, Yunanistan'daki Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Bir gece ansı yok. Bir sabah ansızın daha o bayrakları daha nice bayraklarımızı ve anmış anlı şanlı Türk bayrağını atacağımız çok yerler var. Vaktini ve saatini bekle Zirtaki. Ve Yunanistan'dan Türk tankları bile bu çitleri, bu telleri, buraları aşamaz dedi Yunan'ın çelik zırhlı duvarları. Yunanistan Meriç Nehri sınırı boyunca, Türkiye Yunanistan sınırı boylu boyunca bu demir çitleri örüyor. Avrupa'dan büyük destek alıyor ve Yunanistan'da manşetler şu şekilde. Bu çitleri Türk'ün tankları dahi yıkıp geçemez o kadar güçlü çelik çitler. <laughs> Bizim zaten karadan yürüyüp senin çitlerini yıkıp geçme gibi derdimiz yok Yunan. Havalar ne güne duruyor? Hı? Havalar, tıpalar, oh senin etekler fora Yunan. Eteklerin bol bol vız 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 vız. Havalandıracak bolca ihamız, sihamız jihamız. Bekle. Bir de Yunan kalkmış bu çitlere çok özel üst düzey teknoloji dinleme gözetleme sistemleri koyduk diyor. Yani bir şekilde birisi gelip bu çitlere dokandığı anda alarm verecek tüm kameralar oraya odaklanacak her şey ama her şeyi kaydedebileceğiz diyor. Yunan çitlere bu çelik çitlere çok güveniyor. Yunan'ın tank yıkamaz dediği çitleri Türk yıkar ve dahi yıkacağız da bekle bakayım palikarya vaktini bekle. Yepyeni bir gemi savar füzemiz geliyor. Silahlı insansız hava araçlarımızı, sihalarımızı adeta bir gemi savar haline getirecek olan güdüm kitleri, kanatlı güdüm kitleri hazır. Bu kanatlı güdüm kitleri KGH SİHA 82 olarak kanatlandırılıyor. Arayıcı başlığıyla beraber hani böyle nerede ne var ne yok arıyor. Hedefini bulup nokta atışıyla yok edebiliyor. 60 kilometre menzilli ve 90 kilo ağırlığından fazla bir yok edici başlığı var. Müthiş. 65 kilometre ötedeki gemileri bulacak ve yerinde yok edecek. Hani F-16'lara takılıyor, diğer taraftan Hürjet'e takılacak, diğer taraftan Milli Muharip Uçağımız TFX'e takılacak. Ve tabii ki tabii Akıncı'ya, Aksungur'a onlara da takılacak. Müthiş efsane artık Sirdaki'ye salla baba salla. Salla baba salla. Zaten 3-5 tane hurda gemisi var. Artık onları da <laughs> topal ayak kullanmaya çalışacak. Tabi kullanacak vakti kalacaksa. Türk gelir görür ve çurt gömçürtü verir. Gömçürteceğiz de. Yunanistan'a devam ediyorum. Yunanistan Mega TV yaptığı haberde bizler Libya'dan bir tane bayraklar TB2 gizlice aldık getirdik ve şu an bilim adamlarımız harıl harıl, harıl TB2 Türk siyasını inceliyor dedi. O ne oluyor? Bir dakika Yunanistan'ın elinde tb TV kim var? Yunan televizyonu Mega TV arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Aynen öyle söylüyor. Şimdi Yunanistan bunu Bingazi'de Hafter tarafında satın aldığı iddia ediyor. Orada bir kaya gemiye yüklendi ve Yunanistan'a gizlice getirildiği söyleniyor. Bu TB2. TB2 orada Libya'da Hafter tarafından düşürüldü ya da düştü. Ve o Yunanistan tarafından baya bir avro euro ödenip satın alındı ve Yunanistan'a getirildiği iddiası Yunan gazetesinde, Yunan televizyonunda. Vay zirtakiler vay. Hani eğer haber doğruysa ki biz bu palikaryalara inanmıyoruz. Bunların zaten işi, gücü, yalan dolan. Hani ola ki haber doğru. Araştırsınlar bir halt bulamazlar. Ne bulacaklar ki? Bu SİHA'larda, İHA'larda en önemli nokta, en kritik nokta yazılımdır yazılım. Bizim Türk mühendislerinin yazdığı milyonlarca satır yazılımlar onun içinde gömülü. O İHA siha düşebilir. Gayet normal. Hani bir şekilde vurulur, düşürülür ya da ya da ya da arıza verir, düşürülür. Sonuçta bir makina. Ama onun yazılımı bizde. Bu işte bizi dünyada fark gösteriyor. Bu yavrumlarda arasın bakalım ne bulacak mühendisleri çalışsın. Hani belki kopya mopya bir şeyler yaparız diye harıl harıl çalışıyorlar. Ulan sizin aga babanız Amerika çaldı götürdü bir cacık bulamadı. Moskov çaldı götürdü hala Moskov'u delük teşük ediyoruz. Etmeye devam ediyoruz. Ukrayna'da götürdü bir işe yaramadı. Sen ne bulacaksın? Ey uzoyu bol bol çeken palikarya. Bulacaksın bulacaksın. Şöyle incelerken böyle gözüne bir şey çapacak. Ne mi? Ne? Bulursun. Türk'ün yaptığı yazılımda anca onu görürsün. Mühendislerimizin yazdığı o satırların içinde, milyonlarca satırların içinde çok özel ayeti kerimeler. Attın mı sen atmadın, Allah attı ve onu Allah'ın izniyle o hedefleri vurup düşürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Amerika yolcusu. 17-22 Eylül tarihler arasında Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Amerika'ya gidecek olan Sayın Erdoğan orada üst düzey görüşmeler ve tabii ki tabii Biden de sıraya girdi. Gel bakalım Biden. Gel. Senin de göreceğimiz hesaplar var. Amerika'da yapılacak olan bu üst düzey görüşmelerde birçok konu masaya yatırılacak. Tabii ki tabii bunlardan en önemlisi Adalar Denizimiz, Akdeniz, Doğu Akdeniz, diğer taraftan Suriye, Misak-ı Milli Topraklarımız, Balkanlar, birçok bölge ve tabii Ukrayna, Türkiye'nin Montre'yi tam olarak uygulayacak Gemilerin boğazlardan geçmemesi Amerika'nın istese dahi ee, geçersin bekle Amerika dediğimiz ve Türkiye Rusya ilişkilerinin daha da yakınlaşması Amerika'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmek için yapacağı farklı adımlar F-16'lar parasını verdiğimiz halde alamadığımız F-35'lerin parasını F-16'larla almak Amerika. İstediğimizi ya yapacaksın ya yapacaksın. Bizler tarihte kimseye ama kimseye düz çökmemiş aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız ve dahi çökmeyiz Allah'ın izniyle. Amerika'da bu toplantılar planlanıyor ama diğer taraftan Amerika'nın Johnny'lerin YPG, PYD tüm örgütlere Suriye'de misak milli topraklarında desteği devam ediyor ve diğer taraftan Amerika orada YPG, PYD ile beraber ortak tatbikatlar yapıyor. Ve tatbikatlarda çok özel füzeler, tank savar, javelin füze eğitimleri tüm örgütlere veriliyor. Amerika bir şeyin hazırlığını son sürat devam ediyor. Ne hazırlığı mı? Türkiye bir gece ansızın, bir sabah ansızın gelebilir. Onun için ben sizlere elimden engelde kadar eğiteyim de Türk ordusunu durdurun diyor. Aha da oradaki çerlere çöplere. Amerika sen bizi karadan beklerken bizler gökyüzünde bin sihayla yardırıp yardırıp Allah Allah nidalarıyla geleceğiz inşallah. Behalem senin javelinlerini fıs fıs nereye sıkacak neyi vuracak Tıpalar mı vuracak? Tıpalar tıpaları çakmaya gelecek. Suriye'de durmadık, Libya'da durmadık, Karabağ'da durmadık, Balkanlar'da durmadık, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de durmadık, Adalar Denizi'nde, Adalarımızda, Ege Denizi'nde durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Ve dahi Suriye'de bin siha ile akınlarda çocuklar gibi şendik, bin siha o gün dev bir orduyu yendik Derdit bize ya Rabbi. Ordumuzu daim muzaffer kıl ya Rabbi. Türkiye'mizi her daim yücelt ya Rabbi. Bizler masumlara ve mazlumlara merhametle bakan ama zalimlere bir o kadar şiddetten kılıncımızın en keskin tarafıyla onlara gününü gösteren bir milletiz. Durmadık durmuyoruz durmayacağız yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kız Belma bu bağlamda Allah kahraman Türk her daim iyi muzaffer Allah Türkiye'mizi her daha iyi yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.